Olmaz o zaman. Toplumsal rollerin altında boğuluyorlar, aşağılanıyor, dövülüyor, hakarete uğruyor, taciz ediliyor, öldürülüyorlar. Evde, iş yerinde, sokakta, trafikte endişeliler ve neredeyse her adımlarını korkarak atıyorlar. Asla yalnız yürümeyeceksin! Yanlış anlaşılmasın diye içlerinden geldikleri gibi gülemiyor, konuşamıyorlar. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri yeryüzünün kanayan yarası. Cezalar, protestolar, tepkinin her türlüsü ve bütün tartışmalara rağmen şiddet ve cinayetlerde azalma değil, yıldan yıla artış yaşanıyor. Artık ölmek istemiyoruz. Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Şule Çet, Güleda Cankel, Helin Palandöken, Ceren Damar Şenel, Bahar Özcan, Pınar Gültekin ve hatırlanmayan yüzlerce kadın. Hepsi ya en yakınındaki erkekler tarafından katledildi ya da tanımadıkları sapkın bir zihniyet tarafından. Özgür'ün hesabı sorulacak! Hepsinin kaderi aynı şekilde sonuçlandı. Kimi yıllar boyu şiddet gördü, kimi de korunmak için defalarca şikayette bulundu. Faillerin ise hep bir bahanesi vardı. Onlar yüzünden yüzlerce, binlerce kadının geride yaşanmamış günleri kaldı. Belki de en güzel günleri. Ve çoğunun belki hiçbir zaman saçı okşanmadı, belki onlara hiçbir zaman şiir okunmadı, belki de güzel bir hikayede hiçbir zaman yer alamadılar. Ne acıdır ki onların adı sadece televizyon ya da gazete haberlerinde geçti. Ya manşette ya da üçüncü sayfada görüldüler geride kalan fotoğraflarıyla. Pek çoğu gülümsüyordu ve aklımızda kaldı o gülüşleri. Emine Bulut gibi son çığlıklarını unutamadıklarımız da var. 23 kez eski kocası için suç duyurusunda bulunan fakat korunamayıp sokak ortasında katledilen Ayşe Tuğba Arslan'ın vebali de. Haberlerde tanıdık hepsini. Bazıları sadece birkaç dakika, bazıları birkaç gün konuşuldu. Kadın cinayetlerini durduracağız! Hepimiz tepki gösterdik, üzüldük, ağladık, sosyal medyada fotoğraflarını paylaştık. Kelimeler yetmedi, haykırdık şiddete ve cinayetler olan öfkemizi. Olmuyor, yetmiyordu cezalar ve tepkiler olayları azaltmaya. Üstelik hunharca işlenen cinayetlerde mahkemeler iyi hal ve tahrik indirimleri veriyor, bu da öfkeyi daha da artırıyordu. Cinayetlerin ardından çoğu zaman idam cezası çağrıları da yükseliyordu. Fakat ne idam ne de başka bir ceza ölen hiçbir kadını geri getirmiyordu. Kadınlara yönelik düşmanca söyler ve uygulamalar. Çünkü tek başına yetmiyordu cezalar. Neydi cinayetlerin ve şiddetin temelindekiler? Gerçekten basit bir kıskançlık mı yoksa ayrılık mı? Değildi elbette. Benim yavrum kızım. Bütün mesele kadını aşağılayan, döven, hakaret eden ya da öldüren zihniyetin derinlerindeydi. İşte bu nedenle erkek çocuklarına sadece mavi, kız çocuklarına pembe kıyafetler giydirmek gibi cinsiyetçi rollerle değil, onları eşitlikçi, insani bir anlayışla büyüterek kadına dönük şiddeti ve kadın cinayetlerini azaltmak mümkün olabilir diyor uzmanlar. Özetle, önleyemediğimiz bu şiddet sarmalı başta kadınlar, çocuklar ve hayvanlar olmak üzere hepimizin en önemli meselesi. Yeryüzünde insanlar eşya gibi kırılıp dökülürken bütün gelişmeler, bütün ilerlemeler anlamını yitiriyor. Geriye acı, gözyaşı, gülümseyen bir fotoğraf ya da mutlu anları yansıtan bir video kalıyor. Bedeninde yaralar açıldı sanki. Kurtlar kıvıl kıvıl gezdir adamın içinde.